Merhabalar, biz Işın Türk izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. Ve İşi Bilen kısmına değerli konuğumuz Bursa'dan geliyor. Avukat Ahmet Avcı konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve programımıza başlayalım. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanımak ve tanıtmak isterim. Buyurun evet. Lütfen. Avukat Ahmet Avcı ben. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum, hukuk fakültesinden. Öğrenciliğimden beri de avukatlık mesleğine ilgi duyduğum için çalışmaktayım. Genç olsak da uzun yıllardır bu işlerle haşır neşiriz. Elbette ki birçok o alanlar, davalar, zaten evet. Tecrübeler böyle kazanılıyor. Tabii elbette ki de. Bu anlamda da zaten hukuk alanı çok geniş bir kapsam. Tıpkı doktorluk gibi, hep aynı örnekleri veririm. Alanlarınız çok geniştir. Tabii ki bu işin eğitimini alıyoruz. Her konuda bilgi birikimimiz var ama alanlar içerisinde çok derin konular, kanunlar, sayılar gün geçtikçe yerini başka bilgileri de bırakabiliyor. Sizin bu alanda uzmanlık alanınız hangi davalardır? Şimdi bence bir avukatlığın ceza hukukuna ilgi duyması en doğal bir durumdur. Nasıl diyeyim? Şöyle ki avukatlığın varlığı insanların hakkını savunmak açısından olsun en çok ceza hukukunda belki de gerçekleşmekte. Bu yönde ceza hukuku avukatların hayalidir bence. O sebeple ceza hukukuna yöneldim. Onun dışında da ticaret hukukuna da özel hukuk alanında en çok ilgi duyduğum alandır. Ticaret hukuku da çok geniş bir alan ama ben özel bir ilgi duyuyorum bu alana. Ve son olarak da icra hukuku bir avukatın mecburen bilmesi gereken bir hukuk alanıdır. Çünkü sadece hakları kazanmak da olmuyor. Bunun icrası çok önemli. Bu sebeple icra hukukunu bilmeyen bir avukat sorun yaşayacaktır. Bu sebeple icra hukukuna da özel bir ilgi duymak zorundayız. Ticaret, icra ve elbette ceza dedik. Evet. Ceza hukuku da hakikaten çok 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 ayrı bir konu. Bununla ilgili sorularımı da soracağım size ama neden tabii bu üç alanla ilgili yöneldiniz? Dediğim gibi ceza hukuku hak savunmak için, insanların özgürlükleri için bir avukatın en kutsal sayabileceğimiz, ilgilenmesi gereken bir alan olarak gördüm hayatımda. Bu sebeple ceza hukukuna ilgilendim. Ticaret hukuku ise yani ne bileyim okurken özel bir ilgi duydum, sevdim. Geniş bir alan ve tabii ki insanların da ticari hayatta çok problemleri çıkabiliyor. Bu sebeple ticaret hukukunu da seviyorum. Dediğim gibi icra hukuku hususunda da sadece davayı kazanmak yetmiyor. Bu insanların haklarını elde edebilmesi için, bu iş, kararların icrası için icra hukuku da gerekiyor. Ayrıca öğrencilikten beri çalıştığım için ilk böyle öğrenciler, stajyerler olsun icra hukukundan başlar. Ben de oradan başladım bu işle. O sebeple icra hukuku diye de çok aşırı neşir olduk ve sevdik. Üç alanda ilerliyoruz evet, bu anlamda. Evet. Ceza hukukuna bakacak olursak, evet, ilgi duyduğunuz bir suç olarak bakacak bir tipimiz var mıdır? Suç tabii tipi. Şu anda son dönemde ülkemizde uyuşturucu kullanımı ve ticareti olsun çok yoğun yaşanmakta ve uyuşturucu suçlarında nasıl söyleyeyim, ticaret kullanma hususunda ayrım, kıstaslar biraz problem yaratabiliyor. İnsanlar kullanıcıken uyuşturucuyla mücadele açısından ticaret gibi hususlarda yaptırılabiliyorlar. Bu sebeple hani uyuşturucu kullanması ıslahı açısından gereken işlemler yapılması gerekirken insanların tacir durumuna, uyuşturucu tacir durumuna düşmesi hususu söz konusu oluyor ve bu kişiler suçtan arınacakken daha çok suçlu konumuna düşüyor, daha büyük bedeller ödüyorlar. Bu sebeple uyuşturucu ticareti veya kullanma diyelim, iki suç tipi var zaten. Hı hı. Bu suçla daha bir ilgi gösterdi. Bu suçlarla özel olarak ilgileniyorum. Uyuşturucu suçları dediniz, nedir bu uyuşturucu suçları peki? Şimdi Türk Ceza Kanunu'na baktığımız zaman aslında uyuşturucu suçlarında iki tip suç vardır. Birisi TCK 188 kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı imal ve ticareti suçu. Diğeri de TCK 191. maddede bulunan kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçu vardır. Bu iki suç dışında aslında uyuşturucu suçu yoktur kanunda tanımlanan. Ancak TCK 188 kapsamında çok fazla fiil bu kapsam altında alınmıştır. Hı hı. Bu fiillerde tek başına aslında bir suç tipidir işin hı hı özünde. Farklı farklı aslında suçlar. Aynen. Var, mesela değil TCK mi? 188'de birinci fıkrada uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ruhsata aykırı olarak imal etmek fiili vardır. Hı. Bu imal etmek farklı bir suçtur. İmal etmekten yargılanırsınız.
Ya da 188'de 3. fıkra dediğimiz, 188. maddenin 3. fıkrası dediğimiz maddede, fıkrada birçok fiil kanunda kapsam altına alınmıştır. Nedir bu fiiller diyecek olursak, mesela uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti. Tamam, bunu anlayabiliyoruz. Ticaretini yapmak. Ama bunun dışında nakletmek, sevk etmek, bulundurmak, mesela bulundurmak fiilde çok garip bir durumdur. Niye? Mesela TCK 191. maddede uyuşturucu kullanmak amacıyla bulundurma suçu var. 188'e baktım mı? Nakletmek, sevk etmek, ticaretini yapmak, bulundurmak, bu şekilde bir sürü fiil geçmekte. Bu fiillerden bulundurmak fiilin 191 mi, 188 mi uygun olacak? Cezalar arasında çok ciddi fark var. Uyuşturucu ticareti, yani 188'e bağlı olan ceza 10 yıldan az olamaz mesela. Ama uyuşturucu kullanmanın işin özünde ilk açılan soruşturma kapsamında size şöyle söyleyeyim. Ceza bile verilmez. Eğer ki amatemeye yatarsınız, tedavi görürsünüz falan filan, tekrar kullanırsanız oradaki soruşturmadan ilerleyen yeni bir dosya bile açılmaz. Yani çok ciddi, hürriyeti kısıtlayacak konularda çok ciddi farklar var. Peki bu konuda kişiler ne gibi suçlamalarla karşı karşıya kalıyor? Evet, şimdi şöyle suçlamalarla karşı karşıya kalıyor. İşte ihmal edenlerden bahsetmiştik. Ruhsata aykırı olarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ihmal etmek. Bu ihmaller nasıl oluyor? Aslında uyuşturucu dediğimiz maddeler çok kolay bir şekilde, yani bir kişinin kimyager olmasına bile gerek kalmaksızın öğrenilip ihmal edilebiliyor. Bunun dışında insanların, uyuşturucu kullananların şöyle bir durum var. Kişi uyuşturucu kullanır ama bir zaman sonra tabii buna para yetiştiremez ve işte içimliğimizden veririz gibi durumlar ortaya çıkar. Bu aslında bir uyuşturucu temin etmek da ticaretine girebilecek bir husustur. Ama bazı konularda bu tarz olmayan fiiller bu uyuşturucu ticaretine sokulmaya çalışılır ya da sokulur, istenmeden olur, istenen olur, orası fark etmez. Ve kişiler ciddi anlamda hürriyetini kısıtlayıcı durumlarla karşı karşıya gelmektedir. Biz buradaki haksızlıkların yaşanmaması ve asıl önemli olan burada uyuşturucuyla mücadelede kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçunun orada cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ticaretten ceza almak kişiyi ıslah eder mi? 10 yıldan fazla içeride kalacak. Eyvallah, belki ıslah eder ama kişi 10 yıldan başlayan bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Halbuki kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurma suçunda ise kişi cezaevine girmeyecek. Ama ıslah etme amacı taşıyan sağlık programlarına katılacak, tedaviler görecek ve bu iş kökten çözülebilecek. Uyuşturucu kullananlar eğer azalırsa, hani insanlar uyuşturucu kullanmazsa ise, zaten uyuşturucu ihmal edenlere satacak bir şey olmayacak, malı olmayacak. Doğru. Öyle söyleyebiliriz yani. Bir suçun katalog suçlardan olması ne anlama geliyor? Katalog suçlarda şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kişinin İşlediği iddia edilen suçtan tutuklanması şöyle somut delillere dayanan iddialarla mümkündür. Kuvvetli somut delillere dayanan kuvvetli delillerle olmalıdır. Ancak ülkemizde katalog suçlardan birisi de, yine katalog suçlardaki suçlardan birisi uyuşturucu suçları. Uyuşturucu ticaret suçu. Şimdi somut delillere dayanan kuvvetli şüphelerde uyuşturucu da pek bakılmıyor. Yani katalog suçlar daha doğrusu pek bakılmıyor. Biz bunu hep söylemeye çalışıyoruz, dile getirmeye çalışıyoruz. Yani somut o kadar delil olmasa da katalog suçlarda sebep olduğu için insanlar tutuklanıyor. Halbuki kanun der ki burada CMK'da, yani somut delillerin olduğu varsayılır katalog suçlarda. Böyle bir varsayım tek başına yine de tutuklamayı gerektiren bir sebep değildir. Yani çok ciddi somut deliller olmasa da katalog suçu olduğu için insanlar tutuklanıyor. Ve bu tutukluluk süresince de 6 ay, 7 ay, 1 yıl insanlar özgürlüğünden alıkonuluyor. Ancak sonrasında da tahliye oluyorlar. Suçları ticaret suçu bile değil. Sonradan TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde bulundurma, kullanma oluyor. Peki neden bu insanlar 9 ay, 10 ay, 1 yıl içeride tutuklu kalıyor? Yani bizim kanunumuzun ıslah amacı bu değil ki.
Burada katalog suçların bir kötüye kullanımı biz fark ediyoruz. Bunu dile getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu konuda daha olumlu sonuçlar alacağız. İnşallah diyelim. Bir de diğer ilgili alanınız da icra hukukuydu. İcra evet. hukuku nedir? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? İcra hukuku adından da üzere icra etmek bir şeyi. İcra etmek nedir? Biz bir davayı kazandık. Müvekkilimizin hakkını alacağız. Davayı kazandık, tamam. Mahkemeyle hakkımız sabit. Fakat bu hak kararda yazıyor diye bize elimize geçti değil. Hı hı. Mesela en basitinden icra hukuku deyince insanların aklına alacağını tahsil etmek gelir. Tamam, davayı kazandık, alacağımızı tahsil edeceğiz. Nasıl yapacağız? İcra hukukuyla yapacağız. Tamam, doğru. İcra hukuku bu yönlü var. Ancak her hak alacak hakkı değil, icraya konu olacak. Mesela bir komşumuz var, tarlası var ya da bahçesi var. Bu kişi bilerek de bilmeyerek 5 metre bizim tarlamıza girdi. Duvar örmüş. Hı hı. Bizim yerimizi gasp ediyor açıkçası. Hı hı. Biz dava açtık. Evet, tespit ettirdik. 5 metre girdi içeri. Tamam. Tespit ettirdik. Kararımız var elimizde. Ne yapacağız? Bunu yine icra yoluyla, kişi kendisi yıkmazsa mesela duvarı, yine icra yoluyla yapacak. İcra dairesine başvuracağız. Müdürlüğüne başvuracağız. O duvarı yıktıracağız. Ya da çocuk teslimi. Velayet bizde, çocuğu kaçırırlar. Çocuğumuzu. Nasıl alacağız? İşte velayeti aldığımız ilişkin karar elimizde ama çocuk yok. Ne yapacağız? Vermiyorlar. Yine icra kılınır. Yani icra hukuku sadece alacakların tahsili anlamını taşımıyor. Burada her türlü kararı icra etmemiz gerektiğinde icra dairelerine, icra müdürlüklerine başvurarak icra etmesini sağlayacağız. Yani asıl olarak hakkın kazanımı, hakkın bize geçmesini sağlayan bir hukuk tanımıdır icra hukuku. Olmazsa olmazdır kesinlikle. Biridir konu, programın en başında söylediğimiz gibi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sağlık diliyorum. Ardından da nice güzel inşallah başarılı projelerde her daim isminizi, imzanızı görmek temellisiyle yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Her zaman dediğimiz gibi İşi Bilen kısmında çok değerli bir avukatımız bugün bizlerleydi. Ahmet Avcı efendim. Bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.